Arkadaşlar hepinize selamlar. An itibariyle Euro Truck Simulator 2 yepyeni bir DLC geldi. Modern çizgiler boya paketi DLC'si geldi. 30 TL fiyatı mevcut. Steam üzerinden satın alabiliyorsunuz. Açıklama kısmına detayları bırakıyorum. Oradan tıklayıp satın alabilirsiniz. Versiyon değişikliği tespit edildi diye de zaten bir uyarı verdi gördüğünüz gibi. Hemen şu boya paketine bir girip bakalım arkadaşlar. Şu anda kaleyiz, garajdayız arkadaşlar. Scania aldım. Arkamıza da şu şekilde bir perdeli Dorsa aldım. Hem Dorsa'ya da geliyor bu boya paketleri, haberiniz olsun. Dorsa'ya da uygulama yapabiliyorsunuz. Zaten hepsini detaylıca göstereceğim. Dediğim gibi 30 TL bir fiyatı var. Gayet alınabilir. Oyunda da bir farklılık olur en azından. Almanızı tavsiye edelim. Trucker Semp'i oynuyorsanız, yani tek başınıza oynuyorsanız, arkadaşlarınızla multiplayer online oynuyorsanız mutlaka alın abi. DLC olmadan bu oyunun tadı çıkmıyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Şöyle servise geldiğinizde hemen duruyoruz abi. Enter'a basıyoruz. Bakın sizlerin nasıl bulacağınızı göstereceğim. Çekici yapılandırıcısı bölümüne gidiyoruz ama burada ısı eksik. Ne bu? Çekici yapılandırıcısı. I'lar eksik abi. SCS. Aha, oyunun hatasını buldum. I'lar eksik. Benden mi kaynaklı bu? Girin bakın çabuk. Boya bölümüne gidiyoruz. Buraya geldiğimizde arkadaşlar bakın burada göreceksiniz zaten Modern'i. M'yi bir bulalım. Modern Lines Paint Jobs Pack diyor arkadaşlar. Zaten bakın yüklenmiş. Burada da işaretli. Eğer kaldırırsanız buradan kayboluyor. Şimdi hepsini kapat diyelim. Buradan bunu işaretledik. Ve buraya geldi. 2, 4, 6 tane boya varmış. Şöyle birincisini göstereyim. Bence gayet güzel duruyor. Fena değil. Arkaya da şöyle Dorsa'yı bir takalım. Bunları istediğiniz gibi böyle kombinleyebilirsiniz arkadaşlar. Renklerini değiştirebiliyorsunuz. Fena değil ya. Güzel olmuş abi. Bir değişiklik gelmiş oyuna. Kötü değil abi. Mesela şunu şu şekilde yaptığınızda üstteki rengi şöyle yapabilirsiniz. Bak mesela. Onu istediğin gibi ayarlayabilirsin. Şöyle veya şöyle gibi. Mesela bunu da aynı renk yaparız böyle. Bak şöyle geçişli bir tır yaptık gibi. Veya işte bunu da böyle yapıp şuraları şöyle yapabilirsiniz gibi. Ya yani bunlar tamamen size kalmış şeyler. Şöyle bir boya paketi var. Şöyle bak, bu güzel. Bu harbiden güzel duruyor. Bunu şöyle mavi yaptığınızda bak. Gerçekten ben bunu beğendim. Çoğu kişi de bence bunu kullanır arkadaşlar diye tahmin ediyorum. Ben bunu harbiden beğendim. Bu harbiden yakışıyor bak. Bir şey söyleyeyim mi? 10 numara oldu. Bak bunu böyle aldık. Highway'miş. Şimdi Dorsa'mize geliyoruz buradan. Aynı şekilde buradan Highway'i yazalım bakalım. Aynen. Highway'i bulduk abi. Yani şöyle yapabilirsiniz. Burada hepsini kapat deyip buradan modern işaretlediğinizde buraya geldi zaten. Bunu silelim. 2, 4, 6. Burada da 6 tane mevcut. Aynı şekilde eklemişler. Highway'i yaptık. Tırımızı ekledik. Mesela buraya. Boyasını şöyle yaptık. Pardon, yanlış oldu. Boyasını şöyle yaptık. Bence nasıl? Güzel olmadı mı arkadaşlar? Yani bunun istediğiniz rengini yapabilirsiniz gibi. Dorselerde de böyle duruyor. Onu da göstereyim. Dorselerde de bu şekilde. Açıklama kısmına ben detaylı linklerini bırakacağım. Sizlere göstermek adına ben bunun videosunu çekiyorum. Ben direkt satın aldım abi. Oyunun hastası olduğum için. Açıklama kısmına onu da bırakıyorum. Ulan diyeceksin. Dünyaları bıraktın açıklama kısmına. Ama ben hayatımda ETS2'den başka oyun oynamadım da oynayamam da. Çünkü CS'de Silver rankım var arkadaşlar. Çok kötüyüm. Elim ayağım titriyor. Bak tamam neyse. Sakinim sakinim. Hemen şu boyasını da şöyle. Dur yanlış yaptık. Dorsa'nın boyasını da bir ayarlayalım diyecektim. Şurasını tamam. Arkadaşlar ben beğendim. Ben bir süre bunlarla oynarım. Canlı yayınlardan takip edebilirsiniz. Bu arada 2023-2024 eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Okullar açıldı. Vallahi bazı arkadaşlarımız işte bilgisayar oyunları oynayamayacak. Bilgisayar yasaklanacak. Belki telefonlarından bu videoyu izleyecekler. Ben ama sizlere güncellemeleri, canlı yayınları devam ettireceğim. Bilgisayarınız yoksa yayınları açın, videoları açın arkadaşlar. Ben sizlere bu oyunu unutturmam. Bu oyunu unutmazsınız arkadaşlar. Şimdi Scania ile bir tur atalım. Bir de en çok kullanılan tırlardan diğer bir tanesi Volvo tırımız. Onu alalım. Şöyle bir göstereyim sizlere. Ben beğendim arkadaşlar. Şekil olmuş ya. Dönelim abi. Ben beğendim. Vallahi siz beğendiniz mi bilmiyorum da ben bayağı beğendim. Güzel olmamış mı? Biraz da ben siyah yaptım. Koyu oldu ama. Abi çok şekil oldu ya. Jantları da böyle beyazlı siyahlı yapsanız daha güzel olur. Benim şimdi jantlar krom. Ya güzel bir modifiyeli bak. Bu çok güzel olur bak. Ben bunu çok beğendim.
Bu bayağı bir tutulacak büyük ihtimalle. Şimdi bir de Volvo'ya bakalım arkadaşlar. Yeni Volvo'yu alalım. Volvo'yu aldım. Arkaya da bu sefer farklılık olsun. Onu da göstereyim. Damperli dorse aldım. Alüminyum damperli dorsemiz var. Hemen şöyle servise doğru gidelim. Bu sefer Paris'e geldim. Şöyle servise geliyorsunuz. Bütün tırlarda kullanabiliyorsunuz boya paketini. Servise geldiğinizde yine yapılandırmaya girelim. Bakalım Volvo'da nasıl duracak acaba? Buraya geldiğinizde yine şuradan filtre bölümünde hepsini kapat diyorsunuz. Buradan moderni buluyorsunuz arkadaşlar. Bunu işaretlediğinizde kolay bir şekilde listelendi. Bu sefer de farklı bir boya yapalım. Bunu kullanmıştık. Ben bunu bayağı bir Highway'i bayağı bir beğendim arkadaşlar. Bunlar da güzel ama Highway bir ayrı güzel geldi bana açıkçası. Bir de şu Cruise Liner. Bu Cruise Liner da güzel duruyor. Ama benim favorim abi Highway. Bakalım Trax MP yollarında hangisini daha fazla göreceğiz. Bir de bunu yapayım. Elimden geldiğince buna bir şeyler yapmaya çalışalım. Şöyle mesela ne yapabiliriz ki, bu biraz garip duruyor abi bu. İşte bunun modifiyesi zor biraz abi bak. Ya mesela şunu şöyle bir gri yapsak. Yani şunu şuraya kaydetsem. Sonra sen onu gel. Bunu burada kullansak. Burada bir daha kullansak. Yani garip bir şey oldu açıkçası böyle. Yani şöyle bir şey yapsak. Saçma mı oldu bilmiyorum. Tamam, bunu böyle yaptık. Dorse'ye geldik bakalım. Şimdi bu farklı bir dorse. Alüminyum damper dorse arkadaşlar bu. Boya bölümüne geldiğimizde aynı şekilde filtre bölümüne girip hepsini kapat. Buradan açtık. Evet, yine 6 seçenekte mevcut, damperi de yapmışlar. Bunu da görmüş olduk. Mesela Highway yaptığınızda damperde böyle duruyor. Bak buralar biraz daha uzun duruyor. Bu böyle, bu böyle, bu böyle. Bak bu da fena değil ha. Sport profile. Bu da güzel. Profile. Güzel. Two fold. Fena değil. Bak bu güzel durdu mesela bu alüminyumda. Bunu ne yaparsın? Burayı böyle beyaz yaparsın. Bunları da böyle beyaz yaparsın. Bunu da beyaz yaparsın. Hiçbir şey kalmaz. Olmadı böyle tabii. İşte bunu böyle yaparsın. Burayı da böyle gibi bir şeyler. Yani bunu ayarlarsın ha bak. Yani oluyor abi. Güzel bir şeyler oluyor yani. Yaparsın. Fena olmaz. Bak böyle mesela. Tırını da ayarladım mı olur. Niye olmasın abi? Şimdi biz gelelim abi. Şu dorseyi aldık. Şu renkleri bir ayarlayalım. Şuradan şöyle yapmıştık galiba. Bunu mu beyaz yapalım? Mesela bunu olmadı. Çok absürt durdu gibi. Bunu siyah yapalım. Bunu da siyah. Bakalım nasıl oldu? Acayip oldu. Çok kötü oldu. Bunu siyah yapsak. Yani bir garip oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir garip oldu. Beceremedim çok bunu. Bakalım gibi. Yani bunu beyaz yaptık. Evet. Ortaya böyle acayip bir şey çıktı. Benim yapacağım modifiye bu kadar olur zaten. Biliyorsunuz. Benim modifiyelerim meşhurdur. Arkadaşlar bir garip oldu. Ya çok kötü mü oldu? Yorumlara yazın. İlk tır güzel oldu da bu bir garip oldu arkadaşlar. Bir de şunu şöyle bir ufaktan bir havamızı atalım, sürelim gibi. 30 lira. Bu boya paketi 30 lira arkadaşlar. Beğendiniz mi boya paketini? SCS'nin videosunu da açıklama kısmına bırakırım. Oradan direkt bu boya paketinin videosunu da izleyebilirsiniz. Steam'den de hemen satın alın arkadaşlar. 30 TL abi. Ya çok pahalı değil. Zaten ETS2 oynuyorsanız ve World of Trucks etkinliklerine benim videolarımı izleyerek katılıyorsanız ve o etkinlikten kazandığınız ışıklar olsun, boya paketleri bilmem neler olsun, zaten onları sattığınızda ya 30-40 lira para yapıyor arkadaşlar aşağı yukarı. Anlatabiliyor muyum? Bunu bedavaya almış oluyorsun. Örnek veriyorum, CSGO oynuyorsun, CS2 oynuyorsun. Ne düşüyor? Kasa düşüyor değil mi oyundan? Mesela kasa düşüyor, bilmem ne silah düşüyor. Ya onları satıyorsun zaten, bir kasa 20 lira, 10 lira, 30 lira atıyorum. Örnek veriyorum. Hani paramız yok diyen arkadaşlara söylüyorum ben bunu. Ben bunu bedavaya aldım abi. CS oynuyorum. Haftada 2-3 tane kasa düştü bana mesela şansıma. Sattım onları. 50-60 lira minimum para yapıyor zaten. Hop aldım bunu 30 liraya. Çok mu kötü oldu be? Arkadaşlar ben bunu pek bir beceremedim. Ama bununla çok güzel modifiye yapan arkadaşlarımız olur. Eminim. Boya paketi DLC'si bu şekilde tüm tırlara dediğim gibi uygulayabiliyorsunuz. Ben iki tanesini de gösterdim. En çok kullanılan
tırlarda göstermek istedim. Umarım her şeyi detaylı anlatmışımdır. Unuttuğum, kaçırdığım bir şey varsa yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Videoya da güzel bir beğeni bekliyorum. Okullar açıldı. Tekrardan 2023-2024 eğitim, öğretim hayatınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Hedeflerinize ulaşacağınız güzel, sağlıklı ve başarılı bir yıl olur inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.